Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ergün Pembe ile birlikteyiz. Ergün abi, Ergün Hoca, futbolun içindeki herkesin kahramanlarından bir tanesisin. En son Çorum'da teknik direktörlük yapıyordun abi. Şimdi nedir durum, neler yapıyorsun, hayat nasıl gidiyor? Muhtemelen insanlar gördüğünde böyle tebessümle bakacak, merak edecek. Yani aslına bakarsan son dönemlerde sıkıcı gidiyor hayat. Niye? Çünkü biz aksiyon adamıyız. Bu işin içinde futbolun içinden geldiğimiz için futbolun içinde olmak istiyoruz. Son dönemlerde çorumdan sonra teknik direktörlük yapmadım. Bundan dolayı biraz sıkıcı geçiyor. Çünkü o hep o aksiyonun içinde olmak istiyoruz. Oyuncularla birlikte olup. O lig atmosferini yaşamak istediğimizden benim için açıkçası sıkıcı geçiyor hayat. Ee, özledim tabii ki. Teklif gelirse, teklifleri değerlendireceğiz. Yine çalışmak istiyorum. Bıraktık mı? Bırakmadık tabii ki. Türk futboluna, futbola başlayan oyuncularımıza, önayak olma adına, birikimlerimizi onlara aktarma adına bu işin içinde olmamız gerekiyor. Böyle olduğu için bu yolu seçtik, teknik direktörlük yolunu. Ben bıraktıktan sonra aslında düşünmüyordum yapmayı. Ama dedim ki bu birikimle, yaşadığımız başarılarla gençlere örnek olmamız, onlara birikimlerimizi aktarmamız açısından önemli olduğundan sonradan fikir değiştirdim. Teknik direktör olmaya karar verdim. Neticesinde son döneminde de Antep'e de bir nebze onun için gittim. Anadolu'yu da yaşayayım, oradaki havayı da soluyum. Teknik direktörlük yaşantıma başladığımda benim için bir nebze ön ayak olur diye. Ondan gitmiştim ve yapıyoruz yapabildiğimiz kadar teklifler geldiğinde şu anda tabii ki çalışmıyorum. Onun için hayat sıkıcı biraz. Özellikle Tarsus dönemi sizin için aslında istikrarlı geçti. Uzun bir süre çalıştınız. Çünkü alt liglerde çok sık teknik direktör değişiyor. Oradaki kulüp yapısıyla alakalı mıydı? Sonrasında öyle kulüp mü denk gelmedi? Yani oradaki yapıyla alakalı değil de en uzun kalanlardan bir tanesiyim ben. Evet. Belki tarihinde yani iki sezonu bitirip üçüncü sezonun dördüncü maçında ayrılan başka bir teknik direktör yoktur herhalde. Uzun bir süre. Uzun bir süre kaldık. Büyük sıkıntılar da yaşadık orada. Kulübün ekonomik sıkıntıları büyüktü. Düşünün ben iki senede 20 ayın 14 ayı maaş almadım orada. Futbolcularımla kenetlendik. Birçok teklifler olmasına rağmen. Teklifleri değerlendirmedim takımı bırakmama adına. Çünkü ben bırakmış olsaydım belki o zaman o dönemde Tarsus İdman Yur'da küme düşebilirdi. Çok sıkıntılar vardı. i̇şi bilenler fazla yoktu. Sadece belediye başkanı bana bırakmışlar ki her şeyi ben ilgileniyordum. Neticesinde ben elim ayağımı çektikten sonra da şu andaki halinde görüyoruz. Tarsus İdman Yur'da düştü. Belki bu sene bir atlı geda düşecek. Uzun bir süre orada geçirdim. Artık benim yuvam olmuştu Tarsus. Benimsemiştim de. Belki de birçok Tarsus'udan daha çok sahiplenmiştim takımım. Ama kısmet değilmiş. E, buçuk sezona yakın bir sezon geçirdik. Benim için güzel anılardan bir tanesi. Güzel ana olarak kaldı. Güzel dostluklar biriktirdim orada. Dostlarım var. Güzel bir birikim oldu benim adıma. Ergün Pembe'yi ikna etmek için bir başkanın nasıl gelmesi lazım? Yani bir, iyi bir projenin mi olması gerekiyor? Bundan sonraki süreçte senin hocam bu teknik direktörlük kariyerinde hedefin ne? Yani tabii ki proje önemli. E, kulübün Hedefi önemli, biliyorsunuz biz alt liglerde hocalık yapıyoruz genelde. Alt liglerin de sıkıntıları çok büyük, özellikle ekonomik olarak çok sıkıntılar var. Özellikle ekonomik gücü olan takımlarda, o projelerde yer alabilirsek bizim için çok daha iyi oluyor. Çünkü kafanda bir profil oluşturuyorsun, oynatmak istediğin bir oyun yapısı var. Bunun için de istediğin oyuncuları alabilmen lazım, bunun için de ekonomik gücü olması gerekiyor. Böyle kulüplerle anlaşmadığınız zaman sıkıntılar doğabiliyor. Hele ki bir de transfer dönemi bittikten sonra bir kulüple anlaştıysanız zaten transfer yapma şansınız yok. Elinizdeki malzemenin en iyisini çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu döneme kadar hep bu sıkıntıları yaşadım. Hep küme düşmeyi oynayan. Kurtarıcı gözüyle yani, bakıyorlar. Kurtarıcı evet. Yani Giresun'a gittik öyle, Erciyes'e gittik sıkıntılar vardı. Kartal'da Keza öyle, Mersin İdman Yurdu'nda gittiğim dönem hep öyleydi. İlk defa Tarsus İdman Yurdu'nda bir paralı başkan gelmişti. Orada da tabii ki biraz beni dinlemiş olsalardı futbolun içinden gelen bir adam olarak. Başkan hiç futbolu bilmiyordu. Onun neticesinde onlar kaybetmiş oldular zaten. Ama dedim ki iyi bir proje olursa böyle iyi kulüplerde çalışmak gerekiyor artık. Çünkü alt taraflarda çok sıkıntı yaşıyorsunuz iyi projeler olmadığı zaman. Her şeyle sizi ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Bırakın teknik direktörlüğü. E başka şeylerle... Sizin isminiz teknik direktörünüzün önüne geçtiği yerler oluyordur muhtemelen. Hani daha çok beklenti oluyordur sizden. <laughs> Tabii ki gittiğiniz yerde ilgi alaka mesela size daha çok oluyor. Ama bunun sıkıntısını da yaşayabiliyoruz biz. Neden? Çünkü bakıyorsun eğer bir de kulüp başkanı biraz egoluysa çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir yere deplasmana gidiyorsunuz. İlgi alaka sizde üst düzey oynadığınız için. Bu sefer bunu başkan kabullenemiyorsa biraz egosu varsa ulan diyor bütün parayı veren benim diyor. <laughs> Ama adamın havası insanı... benden daha fazla diyor. <laughs> Bu sıkıntıları yaşayabiliyorsun ama ben hiçbir zaman bir başkanı o durumlara sokmaya, sokmamaya çalıştım. Çünkü neticede hepimiz insanız. Evet ben belki bir takım şeyleri üst düzey yaşadım ama bunu hiçbir zaman yansıtmaya çalışıyorum. Neticede ben de etten kemiklerim herkes gibi bir insanım. Geldiğim yeri biliyorum, konumumu biliyorum. Onun için sıkıntı yaşatmamaya çalıştım. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği var, alt liglerden geldi. Evet. Fenerbahçe'de İsmail var. Onun dışında böyle bir sürü örnek var. Oralara yeterince Türkiye Futbol Federasyonu'nun ya da Türk futbolunun gereken ilgiyi göstermediğini düşünüyor musunuz? Oralarla alakalı sizce ne yapılmalı? Bu tarz bir, bir sürü oyuncu var mı altyapıda şey alt lig takımlarında. Ya çıkarmak istediğiniz zaman var. Ee, neden var? Şimdi bizim dönemde de mesela ülke genelinde o zaman işte Piyontek'te Fatih Hoca vardı. Ümit milli takımın hocası Fatih Hoca'ydı. Ülke genelinde yetenek avına çıkmışlardı. Tüm e, ülkede e, belli yaş gruplarında yetenekli oyuncuları bulmaya çalıştılar ve buldular. Onun neticesinde bir ümit milli takım oluşturuldu ve biz Akdeniz Oyunları şampiyonu olduk 93 yılında. Ve bunlar hala bu projeler devam ediyor. Önemli olan bu projelerin ne kadar gerçekçiliği, ne kadar işinizi iyi yaptığınız, işinizi iyi yaparsanız zaten oyuncular çıkabiliyor. En basitinden demin de söylediğim gibi Kerem Aktürkoğlu, İsmail. Birçok oyuncu daha sayabiliriz bunlar örnek. Ama altyapılarda büyük sıkıntılar var. Altyapıdan oyuncular bir türlü gelemiyorlar. Belli bir seviyeye geliyorlar. Oradan sonra seviye atlayamıyorlar. Bu da altyapıdaki herhalde bir takım çarpıklıkların, bozuklukların neticesinde oluyor. Mesela benim oynadığım dönemlerde de ben bir örnek vereyim. 16 yaş grubu vardı bizim. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu yaş grubuydu. Bunlar kesin üste gelir dedik ama gelmediler. Oradan o sıçrayışı yapamadılar. Bu da büyük ihtimal onların futbol karakterinden kaynaklandı diye düşünüyorum. Ben bir yere geldikten sonra işte mesela A takımda kampa gittiler. Biz futbolcu olduk gözüyle bakıyorlar artık kendilerine. Sadece yetenek onları bir yere getiriyor. Bundan sonra çalışmadıkları zaman orada kalabiliyorlar. Futbolcunun ne kadar çok istediği burada çok önemli. Eğer bir hedef koyarsa, o hedefinin peşinde koşarsa, hayallerinin peşinde koşarsa, eğer çok isterse zaten başarıyor. Ama o yetenek insanları bir yere kadar getiriyor. Bunun eksiklerini yaşıyor bence oyuncuların çoğu. Ekonominin bu kadar yüksek olduğu yerlerde bu kadar paralar verip yabancı oyuncular getireceğinize altyapıdan oyuncu yetiştirirseniz hem kulübü ekonomik olarak da rahatlatmış olursunuz. Artık bunlara yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ama şöyle de bir baktığınız bir gerçek var. Şimdi büyük kulüplerin her zaman bir hedefi vardır camianın. Hep şampiyon olmaktır. Şimdi şampiyonlu oynayan bu camiaların altyapıdan oyuncuları çıkartıp oynatması tabii ki zor oluyor. Çünkü hedef şampiyonluk. ikincilik hiçbir zaman başarı değil. Bu riski göze alamadıklarından sıkıntılar yaşıyor. Bu riski göze alan hocalar işte Fatih Hoca gibi mesela. Atıyorum Şenol Hoca bazen genç oyunculara şey yapıyor. Ve Abdullah Hoca. Bunları göze alan hocalar olduğu zaman oyuncuları Park sıçratabiliyor. Aynen öyle. Türk futbolunun merkezinde olan birisiniz. Bu son dönemde yaşanan olaylara baktığınız zaman hiç yıllara geriye gittiğiniz zaman böyle bir dönem hatırlıyor musunuz? Ya hakem olaylar her zaman vardı. Bizim dönemde de var. Sadece bizim ülkemizde değil. Dünyada da bu tür sıkıntıların hepsi var. Mesela Yunanistan'da da yanılmıyorsam Şubat ayına kadar seyircisi de oynanıyor ligde. Yine bir başkanın yaptığı hareketten dolayı. Arjantin bunu çok fanatik yaşayan bir şey. Orada sıkıntılar. İngiltere, Premier Lig, keza öyle. E, bizim dönemde de çok vardı. Ama biz biliyorduk ki mesela ben oyuncu olarak hep şunu düşünüyordum. Hakem, biz oyuncuyuz. Hakemin üzerinde inanılmaz baskı oluyor. 22 oyuncu baskısı var, medya baskısı var, teknik direktör baskısı var, seyirci baskısı var. Bu baskıları altında çıkıp maç yönettiğiniz zaman hata yapma riskiniz daha çok oluyor. Ondan ben her zaman ha hakemlere hep olumlu bakmışımdır. Onlar insandır, hata yapabilirler. Çünkü anlık karar veriyorlar. Yanlış da olsa kararları hiçbir zaman itiraz etmemiştim. Çünkü hakikaten yoğun baskı altında belki bu filmin içinde en büyük zorlukları olan oyuncular onlar diye ben düşünüyorum. Ama tabii ki VAR sistemi geldikten sonra biraz bakış açım değişti. Çünkü VAR sistemi niye geldi? Hakemlerin hata yapmasını biraz daha engellemek, yanlış kararları ortadan kaldırma adına. Ama bakıyorsunuz ki böyle bir çalışma varken, böyle bir sistem varken hatalar daha çok çoğaldı. Biz maçın güzelliklerini, güzel oyunu konuşmaktan sağa hakem hatalarını hep konuşur olduk. Bugün futbol severlere sorduğunuz zaman ülke futbolundan zevk alıyor musunuz diye sorduğunuz oynanan oyundan zevk almıyoruz. Yaşanan olaylardan zevk almıyoruz. Ben artık Türkiye futbolunu izlemek istemiyorum işte. Diyor ki Premier Ligi izleyeceğim veya Almanya Ligi'ni izlerim diyor. Böyle sıkıntılar yaşandığı için bakıyorsunuz ülke futbolu geriye geriye gitmeye başlıyor. Katılacağımız bir Avrupa şampiyonası var milli takımlar. Bu olayların yaşanması gerçekten üzücü ama geriye dönüp baktığımız zaman nerede hata yaptık bunlara da bakmak lazım. Bu olaylar nasıl buraya geldi? İlla ki bunun bir geçmişi var. Ya siz gözünüzde görüyorsunuz, diyorsunuz ki penaltı ama hakem penaltıyı vermiyor. Bir başka maça bakıyorsunuz, o hakem penaltıyı vermiyor, öbür hakem penaltıyı veriyor. Şimdi bunlar aynı eğitimi alıyorlar, aynı yorumlaması gerekirken farklı yorumluyorlar. Bu sefer insanların kafasında değişik problemler oluşuyor. Diyor ki art niyet arıyorlar. Şimdi bugün Fenerbahçe şampiyon olsa sezon sonunda, işte hileli, şikeyle şampiyon oldular. Galatasaray olsa hep insanların dilinde bunlar veya Beşiktaş olsa hep insanların dilinde bunlar nüksedecek. Neden? Bu kadar çok hakem hatalarından dolayı, yanlış kararlardan dolayı. Güvensizlik oldu. Yani var sisteminin hakemlerin işini kolaylaştıracağına daha çok zorlaştırdığını görmüş olduk. Bu da bizi geriye atmış oldu. Her UEFA Avrupa Ligi'ne bir takım kaldığında herkes diyor ki işte bu sene finale kadar gider. 24 sene geçti o UEFA finalin üzerinden, şampiyonluğun üzerinden. Oraya bir türlü yaklaşamadık. Şuraya da bağlayacağım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansı bu sezon nasıl görüyorsunuz? Ve Avrupa Ligi'nde sizce bu kadro başarılı olabilir mi? Yani kadroya baktığınız zaman kadro yapısına iyi bir kadro yapısı var Galatasaray'ın. Hem tecrübeli hem iyi oyunculardan kurulu. Grup maçlarına baktığınız zaman iki tane Bayern Münih maçı 4 puan belki Galatasaray alacaktı. Alamadı oradan puan. En iyi oynadığı maçlardı bence. Ama ben hep şunu söylemiştim. En zor maç ilk maçtan sonra Kopenhag maçı olacağını söylemiştim. Öyle de oldu grubun kaderini Kopenhag maçı belirledi. İlk iki de Galatasaray'ın çıkması, çıkması gerekirken Kopenhag çıktı. Şimdi Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray. Gidebildiği kadar gideceğini düşünüyorum. Ha, o kupayı alır mı Galatasaray takımı? E, orada biraz soru işareti var tabii ki. Çünkü hem lig hem Türkiye kupası hem oradaki kupa yoğun bir maç trafiği var. Oyuncularda neticede etten kemikliğinden yapılmış insanlar bu tempoyu kaldırabilecekler mi? Biraz zor gibi gözüküyor. Ee, ama gidebilecekleri kadar e, gideceklerini düşünüyorum ben Galatasaray Türk takımın. Çünkü kadro yapısı olarak baktığınız zaman, bireysel de baktığınız zaman iyi bir kadroya sahip. iyi bir takım oldular. Takım olgusunu iyi yaşıyorlar. Esya'ya da bunu iyi yansıtıyorlar. Evet, tabii ki zaman zaman düşüşleri oluyor, inişli çıkışlı. Bu her takımda olabilecek şeyler. Ee, üstesinden geleceğini düşünüyorum. Çünkü geçen senenin şampiyon olmuş bir takımı. Öyle de bir özgüvenleri var. Neleri başardıklarını da biliyorlar. Başarabileceklerini de bildikleri için Güzel işler yapacaklarını düşünüyorum. Hocam Galatasaray'ın Solbek problemi var. Ergün Pembe lazım <laughs> Galatasaray'a. <laughs> i̇şte. Yok olmadı. Geçen sene Patrick evet. Farnanot geldi. Olmadı. Bu sezon Angelino geldi. Onun performansını da merak ediyorum. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi tabii insanlar beni izledikten sonra, Hakan Ünsal'ı izledikten sonra orada diğer gelen oyunculardan tabii ki memnun kalmıyorlar. Bir de dönemin bizim dönemin en başarılı dönemiydi Galatasaray camiasının. Bunun da bir vermiş olduğu şey var. Ben de umutluydum aslında ondan. Yani ilk maçlara bakıldığında da işte alışma evresini atlattıktan sonra daha iyi yerlere geleceğini, performans olarak daha da yükseleceğini düşünüyordum ama tam tersi oldu. Beni de yanılttı. Ama Okan Hoca dediğim gibi belki devre arası bir sol bek alacaklar oraya. Kazımcan mesela evet baktığınız zaman e, soğukkanlı, teknik kapasitesi yüksek. Belki orada daha çok şans verilse işte 5-6 maç üst üste oynadıktan sonra çok daha farklı bir Kazımcan da izleyebiliriz ama bir türlü onu yakalayamadı o da. Ama şampiyon olan kadronun içinde Kazım birçok maçta bulundu, oynadı. Zaman zaman fiziksel sıkıntı yaşadığını gördük. Muhtemelen Okan Hoca o yüzden oynatmamaya başladı ve Sağ açık forvet olan milli takımda da oynayan Barış Alper Yılmaz'ı son birkaç maçtır sol bek izlemeye başladık. Ya hoca deniyor. Okan Hoca sürekli arayış içinde olan bir oyuncu. Biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu kanat oyuncusuyken on numara tipinde oynatmaya başladı. Oyuncuların yerinde sürekli değişik yapmaya çalışan, performansını daha çok nasıl arttırırıma giden bir teknik direktörü yapısına sahip. Barış'ı da orada deniyor. Nasıl Ferdi bugün Fenerbahçe'de sağ ayaklı sol bek oynayabiliyorsa, Ümit Özat zamanında sağ ayaklı sol bek oynadıysa, sağ ayaklı bir oyuncunun da sol bekte oynayabileceğini gayet gördük, yaşadık örnekleri var Olur mu sizce Barış Alper'den Solbek? Yani onun ne kadar istediğine bağlı bu. Şimdi oyuncunun istemesi de, oyuncunun istemesi de, orayı benimsemesi de çok önemli. Mesela benim oynadığım dönemlerde ben orta saha oynamayı çok seviyordum. Solbek'te kendimi hapsedilmiş gibi hissediyordum. Ceza sahasına yakın bir yani şutlar oralarda. Vardı. Bir de ben ara pasları arkaya asist olarak ön plana çıkabilen oyunculardan bir tanesiydim. Orta sahada kendimi daha iyi gösterebileceğim düşündüğüm için solbek oynadığım zaman her zaman kendimi bir kısıtlanmış olarak görüyorum. Hatta Üçeskü dönemi iki sene ben orta saha oynadım. En iyi dönemimi geçirdim Galatasaray'da. belki istatistik olarak bakıldığı zaman Galatasaray'daki en iyi iki sezonum diye ben düşünüyorum. Yani burada Barış Alper'in ne kadar istediği önemli. Şimdi hücum oyuncusunu beke çektiğiniz zaman devamlı hücuma alışkın bir oyuncu orada bu sefer savunma yönü ön plana çıkacak. Bunu ne kadar istiyor o önemli. Ama Barış Alper'den öte ben devre arasında Galatasaray'ın iyi bir sol bek alacağını düşünüyorum. Şampiyonluk yarışına baktığımız zaman artık Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ayrıldığını görebiliyoruz net bir şekilde. Bunu puan farkı da zaten gösteriyor. Lig yarışını nasıl değerlendiriyorsun? Son ana kadar zaten Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gideceğini düşünüyorum. Önümüzde bir ikinci yarı var. Uzun bir maç periyodu var. Avrupa maçları var. Sakatlıklar var. İşte dönem dönem fon düşüklükleri olacak bu dönemi iyi geçiren takım zaten şampiyonluk ipini göğüsleyecektir. Hakem kararları bunda çok önemli. <laughs> Her zaman konuşuyoruz. Sahanın içinden çok, sahanın dışındaki olayları konuştuğumuz için hakem performansları da burada iki takım adına da önemli olacak. Fenerbahçe'yi bu sene dediğiniz gibi beğeniyorum. Şimanski, Talic, Ceko, Fıret, Ferdi zaten, Osa, Samuel. Yani o iki tane stoperi sakatlanmadan önce güzel bir Çiku Beka ikilisiyle çok iyi bir sistem oturtmuşlardı. Hatta en az gol yiyen takımlardı. Kalelerine fazla yaklaştırmıyorlardı. Ama şimdi görüyoruz ki Kayseri'den 3 tane yediler mesela. Bunun nedir? Sakatlıklardan doğan, fazla maç trafiğinden doğan sebeplerden dolayı. Ama bakıldığı zaman iyi bir kadroya sahip. Ee, seyircisine de bence özgüven veriyorlar onları oyun olarak da mutlu ettiklerini düşünüyorum. Şampiyonluğunda en güçlü adaylardan bir tanesi diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Belki bu sene o sene diye ben düşünebiliyorum Fenerbahçe adına. Çok kuvvetli geliyorlar. Ama önemli olan biliyorsunuz son düzlüğe iyi girebilmek. Galatasaray takım her zaman Mayıs'lara iyi geçmiştir. Burada Mayıs'ı kimin iyi geçeceği önemli. İkisinin de kadro yapısına bakıldığı zaman ikisi de iyi takımlar. Şu Avrupa maçları, o sakatlık problemleri burayı Hangi takım daha iyi atlatırsa, az hasarla geçerse şampiyonluğu olacağını düşünüyorum ama son ana kadar iki takım arasında ben devam edeceğini düşünüyorum. Geçen sezonun en kritik maçlarında böyle Okan Hoca'nın sürprizlerini görmüştük. İşte Başakşehir maçında Kerem İcardi, ondan sonra Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında Barış Alperle forvette başlamıştı ve gerçekten skora etki etmişti. Ama geçen sezon Az önce de söyledim. Fenerbahçe'nin kadrosu bu kadar iyi değildi. Bu sezonki derbi daha zor geçecek gibi doğru mu? Kesinlikle zor geçecek. Bir nebze belki dün Fıret'in atılması, oyundan ihraç edilmesi Galatasaray tarafını biraz rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Fret gerçekten Fenerbahçe takımı adına önemli bir oyuncu. Hem oyunun ileri yönünü hem de geri yönünü iyi oynayabilen oyunculardan bir tanesiydi. Bence Fenerbahçe derbide bunun eksikliğini yaşayacağını düşünüyorum. Ama Fred'in olmamasına rağmen Fenerbahçe takımının güçlü olduğunu düşünüyorum. Ben onun eksikliğini orada oynayan oyuncu belki Crispo oynayacaktır. Beşiktaş derbisindeki Crispo'nun performansını da göz ardı etmemek lazım. Hakikaten üst düzey oynadı. Evet. Çok iyi oynadı. İsmail niye oynamadı demedik. İsmail. Aynen aynen. Belki orada işte İsmail, Karisbo. E, Bence Karisbo'yu oynatabilir o Ya da diye. İrfan'ı çekip Cengiz'i sağ tarafa çekebilir. öyle O bir zaman şey... orta sahada biraz daha Galatasaray takımına orta sahayı vermiş olabilir. Hem Karisbo hırçınlığıyla hem çok e, top e, koşmasıyla oraya fredini eksikliğini bir nebze Fener Beşiktaş derbisindeki gibi oynarsa kapatabileceğini düşünüyorum. Belki İsmail Hoca da o performansından sonra oynatabilir diye düşünüyorum Karisbo'yu orada. Okan Hoca yıllarca sizin takım arkadaşınızdı. Hani beraber yiyip içtiniz, büyük başarılar kazandınız, çok üzüldüğünüz zamanlar da oldu. Galatasaray performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen sezon geldi şampiyon yaptı. Bu sezonda hani evet iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Hani onu söyleyenler de var. Ya bu takım zaten çok iyi kadrosu var diyenler de var. Siz nasıl bakıyorsunuz hocam? Ya tabii ki bizim jenerasyondan bir hocanın gelip başarılı olması bizi bir kere onurlandırıyor. Bizim önümüze açım adına da bize olumlu sinyaller veriyor. O Hoca adına gerçekten mutlu, çünkü bizim jenerasyonun hocası ve başarılarına da her zaman başarı katıyor. İşte Akisarda, Başakşehir'e geldi, oradan Galatasaray'a geldi. Her geçen gün üstüne koyan bir hoca yapısı var Okan Hoca'nın. Oyun anlayışı ile ilgili o... düşünceniz nedir? Okan Hocam arayış içinde olan bir hoca olduğu için bana da ilginç geliyor. Ben de öyle. Mesela bir oyuncu denerim. Burada nasıl veya öbür tarafta oynattığım zaman bana nasıl verim verecek. Ya oyun içinde sürekli değişkenlikler yarattığı için e, bence bu Okan Hocanın artısı diye düşünüyorum. Risk almayı seviyor. E, oyuncularla diyaloğu bence kesinlikle iyi. E, çünkü baktığınız zaman Yıldız Oyuncular'dan kurulu Galatasaray takımı. Bu Yıldız Oyuncuları yönetmek gerçekten kolay değil. Bunun için yeterli donanıma ve bilgiye sahipseniz bunun üstesinden gelebilirsiniz. Biraz geriye dönüp geçen seneye baktığınız zaman kaos olabilecek dönemler vardı. Gomis'te yaşanan mesela. Belki Galatasaray takımının içinde o kaos yaşanmış olsaydı, Okan Hoca bunu bastırmamış olsaydı belki geçen sene şampiyonluk bile gidebilirdi. O döneme çiğ atlattılar. Futbolcularıyla olan diyalogundan kaynaklandığını düşünüyorum ben. ikili ilişkilerin iyi olduğunu düşünüyorum Okan Hoca'nın. Siz de derbilere çok çıkan oyunculardan bir tanesiniz futbolculuk döneminizde. Bu derbiye sizce şimdi bir tarafta Icardi son dönemde biraz formsuz gibi gol atamıyor. Gibi değil formsuz yani. Ya her futbolcunun bir düşüş var. olur var. Zaman, zaman Öbür tarafta Edin Dzeko var. Derbide oynamak için Kayseri maçına gitmedi. Yani derbinin kaderini ne belirler? Şimdi Fenerbahçe'nin baktığınız zaman o ilerideki işte Şimanski, Ceko, İrfan Can, Taliç. Fred yok şimdi. O beşliye baktığınız zaman hakikaten etkili oyunculara sahip bir Fenerbahçe. Şimdi Ceko diyoruz. Ceko Kayseri'de oynamadı. Bu sefer Bahçuay 3 tane gol attı. Şimdi <laughs> bu da İsmail Hoca'nın kafasına belki soru işareti yaratmış olabilir. Ceko'yu mu oynatayım? Sakatlıktan çıkan, daha formda olan Bahçuay mı oynatayım? Bu da şimdi İsmail Hoca'nın bence kafasını karıştıracaktır. Belki de Bahçuay ile başlayacaktır ve Daha hazır olan moral motivasyonu da yüksek olan bir Batshuayi ile başlayabileceğini düşünüyorum. Ceko'ya şey yapar. Belki Ceko'yu sonradan kullanabilir silah olarak da kullanabilir. Ee, Icardi'ye gelince evet zaten ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu golleriyle oynadığı oyunla kanıtlamış bir oyuncu bize geçen seneden beri Icardi. Zaman zaman oyuncuların inişli çıkışı performansları tabii ki olacaktır. Bu süreçte öyle geçiriyor Icardi. En kısa sürede toparlayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz hafif bir sakatlık dönemi geçirdi. O da onu etkilediğini düşünüyorum. İşte Avrupa'da oynadığı maçlardan sonra işte yapılan ayal kırıkları, Bayern Münih maçındaki belki o skorlara bilseler özgüvenlerinin biraz daha artıp çok daha farklı yerlere gidebilecekti belki takım ama onlar da biraz etkiledi diye düşünüyorum. Icardi'nin yaptıkları zaten ortada. Şu andaki form grafiğine bakıldığı zaman evet bir düşüş var ama en kısa zamanda takım arkadaşlarıyla beraber onlara takım arkadaşları yardımcı olacaktır. Keza Okan Hoca tecrübesiyle bunun üstesinden gelecektir. En kısa zamanda form düzeni kavuşacaktır. Belki de derbiye damgasını vuracaktır. <laughs> baktığınız zaman öyle de bir oyuncu. Galatasaray'a baktığınız zaman genel anlamda böyle beğendiğiniz oyuncular kimler? Torreiro bir kere orta sahada Galatasaray'ın dinamosu hakikaten olmazsa olmazlardan bir tanesi. İşte Mustaray kalede nasıl koyuyorsanız orta sahaya da ilk 11 yazarken Torreiro'yu koyarsınız kesinlikle. Şaşa boy vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Sol beke zaten bir türlü koyamadık. Evet. Oraya zaten koyamadık. İşte Abdülkerim stoperde. Davinson. Davinson, Sanchez. E, i̇ki stoper. Ziyeç'ten tam faydalandı mı derseniz Galatasaray. Zaman zaman Saman Aleykübi gibi, gibi derler ya onun gibiydi Ziyeç'te. Bazı maçlarda ön plana çıktı, bazı maçlarda sönük kaldı. Za keza öyle baktınız çevirdiği maçlar oldu, çok etkili oynadığı maçlar oldu. Kötü oynadığı maçlar da oynadı, o, oldu. Şöyle değerlendirebiliriz mesela. Bu sene Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle Galatasaray'ın yaptığı transferleri karşılaştığımız zaman iki takıma hangi transferler daha faydalı oldu diye Bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin transferlerinin daha Kesinlikle. faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ben Galatasaray'a gelen transferlerin tam olarak daha performanslarını üst seviye çektiklerini düşünmüyorum. Sizin var mı hocam böyle Kadıköy deplasmanında unutamadığınız bir anınız? <laughs> var dermilendi. tabii ki. Yani 6-0 yenildiğimiz maç var onu kim unutur? Onu <laughs> <Öyle gülüyor> kimse demiş. unutamıyor. Onu kimse unutamıyor yani Kadıköy'de gerçekten bakıyorsunuz hiç 6-0'lık bir maç değil ama 6-0 bitti maç hatta o gün benim hafif bir sakatlığım vardı. Fatih Hoca oynar mısın demişti. Ben de hiçbir zaman hayır diyemediğim için oynarım hocam dedim. Tabii maç bittikten sonra keşke oynamasın oynamasaydım dediğim an olmuştu 6-0'dan sonra. Kadıköy'de aslında çok olaylar yaşadık. Hiç, hiçbiri unutulacak olaylar değil. Ta ki Florya'dan stada gidene kadar o yolda yaşadığımız taraftar baskısı, stada girdikten sonra o tünelde yaşadığımız taraftar baskısı, sahaya bakmak için çıktığımız dönem atılan peçeteler hepsi olaydı. Çünkü dünyanın sayılı derbilerinden bir tanesi Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Hep olaylı geçiyordu. Maç bitiyordu, dönüşte tekrar olaylarda yaşıyorduk yol boyunca. Fenerbahçe'yi seyirciler sürekli bizi tahrik ediyorlardı. Geriye dönüp baktığımız zaman güzel anılarmış bence ama. Evet belki bazıları yaşanmaması gereken olaylardı ama bakıldığı zaman güzel anı olarak kaldı bize. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de de Ferdi Kadıoğlu son dönemin yükselen Türk oyuncuları. Bu oyuncuların performansı ve geleceğe dair sizce Avrupa'ya gidebilirler mi? O potansiyel var mı onlarda? Düşünceniz nedir? Bence gidebilirler. zaten istiyorlar Avrupa kulüpleri. Futbolcunun ne istiyor, ne istediği burada çok önemli bence. Bizim dönemde de birçok oyuncumuz mesela o 4 sene üstte şampiyon olup UEFA'ya aldığımız dönemde de bizim birçok oyuncuyu Avrupa takımları istedi. Mesela Hasan gitmedi, beni de istemişlerdi, ben de gitmedim. Neresi Neticede istedin? Newcastle istemişti beni. Neticede Galatasaray da bir Avrupa takımıydı. Ben de çok rahattım. Alıştığım, bildiğim bir kulüp olduğu için kulübümü terk etmek istemedim. Yani Kerem'i de, baktığınız zaman Ferdi'yi de bugün isteyen, üst düzey bir de isteyen takımlar var. Bu da neden kaynaklanıyor? Göstermiş olduğu, Türkiye Ligi'nde göstermiş olduğu veya Avrupa maçlarında göstermiş oldukları. Üstün performanstan dolayı ben Ferdi'yi hakikaten ayrı bir yere açmak istiyorum. Gerçekten Fenerbahçe'nin vazgeçilmezliklerinden oldu. hem aerodinamik kapasitesi yüksek, oyunu iki yönlü iyi oynayabilen, futbol zekasını da her geçen gün arttıran bir oyuncu. Bence Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Ergün Pembe'nin o futbolculuk döneminde en samimi olduğu isim. Ben herkese samimiydim. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ee, Hasan'la mesela çok samimiydim. O da arkadaşlarım e, sürekli şey, Kaptan Bülent'le oldum, Hakan'la oldum. Hasan'la birçok kez oldum. Mesela Hasan çok sinirliydi. Biraz sakinlik benden bulasın diye Hasan'ı mesela yanıma aldım <laughs> ama olmadı. O biraz beni kendine benzetmeye başlamıştı. Sonra uzaklaştım Bülent'e gittim hemen. İkinizin uçak yolculukları nasıldı? Ya Hasan ve uçak yolculuğundan çok korkardı zaten. Ufak Uçak ufacık bir sallamasında hemen panik olurdu. Mesela Suat abi de çok korkardı. O koltuğuna araya girerdi. Hemen aşağıya inerdi. Birinin elini tutardı. Yani korkusunu atlatmak için. Veya kokpite izin verdikleri zaman kokpite giderlerdi bu oyuncular. Korkularını yenebilmek için. Mesela bir gün İspanya'ya inerken biraz tam inişe geçtik. Uçak böyle yan yatmıştı. Baktım Hasan kucağıma bayıldı benim. Hemen böyle gömleğini yakasını açtım. Kravatını falan gevşettim. Çok korkuyorlardı. Mesela Dünya Kupası'nda geçirdiğimiz bir olay var. Hakikaten orada düşüyorduk. Yani düştük dedik artık yani. Ondan sonra benim bile uçak korkum başladı. Ben bıraktıktan sonra çok binmedim uçağa mesela. Mecbur kalmadıkça uçağa bilmiyorum. Her yere arabayla gidiyorum. Kariyerinizde bir sürü final var ama en unutamadığınız sizin maç hangisi? E, tabii ki Arsenal maçı. Çünkü hem o gün benim doğum günümdü hem de tarihinde ilk defa bir Türk takımı o UEFA'da finale kalıyor. Ve Arsenal gibi dev o zamanın bakıldığı zaman belki... ...Arsenal'ın gelmiş geçmiş en iyi kadrosu. Bakıyorsunuz Henry var, Overmans var. Kalede Simon var. E, tek tek Kanu var, Bergkamp var. E, yedeklerde Şüker var. İnanılmaz bir kadroya sahip. E, yani benim için unutulmaz e, maçlardan bir tanesiydi. Final maçıydı. Ve o finalde o kupayı almak, doğum günümde o kupayı almak bize nasip oldu. E, onu başarmak bizim için... Çok büyük bir mutluluktu. E kaldı ki Türkiye'ye döndükten sonra biz şöyle de bir şey dedik yani ne büyük biz iş başarmışık. Çünkü havalama limanına gelen insanlar, o Taksim meydanında dolduran hıncı insanlar diyorsunuz ki demek ki biz çok güzel bir şeyler başarmışız. Şimdi yani. daha iyi anlıyorsun geriye dönüp baktığın zaman 24 sene olmuş hala öyle bir başarı yok. İşte ülke futbolunun biraz daha geriye gitmesi, bir de ekonomik dengelerin Avrupa'ya nazaran daha e, uç, aradaki uçurumların fazla olması e, bundan kaynaklanıyor bence. Çünkü bugün baktığınız zaman Manchester City, Barcelona, Real Madrid'i istediği oyuncuyu, istediği paraları verip alabiliyorlar. Siz bakıyorsunuz Galatasaray, Fenerbahçe olarak, Beşiktaş olarak ekonomik bütçeniz, gelirleriniz belli, harcamalarınız belli. Yani arada büyük bir uçurum var, e, kalite farkı var. E, futbolumuzun biraz geri gitmesi de ondan e, bence kaynaklanıyor. Aradaki bu ekonomik uçurumun fazla olmasından. Unutamadığınız gol. Zaten fazla gol atan oyuncu değilim. <laughs> Devamlı asist yaptığım için. Ya yani şimdi UEFA finaline kalıp orada ilk penaltıyı sizin atmanız. Bu. Çok soğukkanlıydınız. İnanılmaz. Yani öyle gözüküyordu belki televizyondan. Çünkü 120 dakika oynamışık uzatmalara sadece, gitmiş. Sadece o maç özelinde değil, kariyeriniz boyunca hep öyleydi. Yani Ergün Pembe deyince herkes sakinlik diyordu. Neden öyle? E, kafanızda bir strateji belirliyorsunuz oynadığınız dönemlerde. Şimdi ne kadar sakin kalırsanız o kadar az hata yapıyorsunuz. Şimdi hakeme sinirlendiğin oyuncuya sinirlendiğin kendi takım arkadaşına sinirlendiğin zaman... ...otomatikman bu seni oyundan düşürüyor. Çünkü başka şeylerle meşgul olursun. Seyirciye bu sefer seyirciyle de dalaştığın zaman, seyirciye de döndüğün zaman otomatikman bu sene oyundan düşünüyor. Ben hep bunun kafamda her zaman yer ettim. Ben hakemle uğraşmayacağım, rakip oyuncuyla uğraşmayacağım, taraftarla uğraşmayacağım. Sadece işte Galatasaray'ın formasını giyiyorum. O formanın hakkını o 90 dakika boyunca verebilmek. Hep bunları ben kafamda kurdum ve öyle çıktım sahaya. Çünkü şöyle bir şey vardı. Ben işte Gençler Birliği'ndeyken Dört Büyükler beni istediği zaman ben Fatih Hocamı aradım. Ümit Milli Takım'da benim hocamdı. Dedim ki hocam böyle böyle işte dört büyükler beni istiyor. Mesela Fatih Hoca bana demedi ki Galatasaray'a git. Biliyorsunuz ne kadar Galatasaray'a yoruldun. Bak dedi oğlum dedi bunlar nereye gideceğine ben karışmam. Bunlar dördü de büyük camialar. Hangisini seçeceğine sen karar vereceksin. Hangisine gidersen de seni kapıdan kovsalar, pencereden veya bacadan kovsalar oradan girmeye çalış dedi. Orada kalıcı olmaya. Ve bunlar çok büyük camialar her zaman o camialara layık olmaya çalış dedi bana. Verdiğin demeçlerle örnek olmaya çalış, camiayı iyi temsil etmeye çalış dedi bana. Bu benim her zaman kulağıma küpe oldu. Bugün baktığınız zaman bütün taraftarlar bana bugün bir sempatisi varsa, Beşiktaşlı'nın, Trabzonlu'nun, Fenerbahçe'lisinin orada verdiğim mesajlardan, duruşumdan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Demin dedik ya 6-0'lık maç diye. 6-0'lık maçtan sonra moralim çok bozuk. yazdığıma gideceğim, bir benzin istasyonuna girdim. Girdim kapıdan, kasiyerle göz göze geldik, anladım Fenerbahçe'li olduğunu ben bir şey diyecek ama şimdi beni de çok seviyormuş. Gittim yanına. Ya dedi şu kapıdan dedi işte Arif girse, Bülent girse, Hasan girse dedi. Çok şey söylerdim ama dedi bir fenerle olarak Galatasaray'da seni çok seviyorum dedi. Sadece geçmiş olsun dedi. Orada düşünsen Hasan girmiş olsa veya Bülent girmiş olsa neler söyleyecektin. Bana hiçbir şey demedi. Geçmiş olsun dedi. Seni çok seviyorum dedi. Yani bu imajı verebilmek çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bugün baktığınız zaman 7 yaşından Çocuğu tutun 70 yaşına bugün adamı veya kadını sizi izliyorlar fanatikle. Siz orada sahada ne verirseniz insanlar onu alıyorlar. Sizin dışarıda ne yaptığınızda değil sahanın içinde ne verdiğinize bakıyorlar. Zonguldak'a gittiğimde e, oradan çıkan birçok futbolcu var ama Ergün Pembe'yi apayrı seviyorlar. E gibi, yani, ötesi bence. Yani insanlara ne verirseniz onu alıyorsunuz. Güzel şeyler ki bizi güzel anıyorlar. Mesela Tümer de orada biliyorsunuz. Tümer'de üst düzey oynadı. E, ve Tümer'i de orada çok severler. E, Birçok oyuncu baktığınız zaman oradan çıkmış. Muammer Hocam vardı benim. İşte e, Mustafa Şahin Türk vardı. Bakıldığı zaman da hep sol ayaklı oyuncular. Mesut da biliyorsunuz evet, Zonguldak. e, Zonguldak'tı. Yıldıray Baştürk vardı. E, o da Zonguldaklı. Birçok iyi, iyi oyuncu var Zonguldak'tan çıkan. Son soru. Az önce anlattınız ya bir hikaye. Florya'ya gittiğinizde en son ne zaman gittiniz? Neler yaşandı? <laughs> Ya bana aslında ben futbolu bıraktıktan sonra işte o Floraya gidemedim uzun bir süre. 7 ay mı 9 ay mı ne gidemedim. Sonra gittim çok koydu hakikaten. Çünkü bakıyorsunuz 13 senenizi orada geçirmişsiniz. Yatak odanızdan çok orada uyumuşsunuz. Her şeyiniz orada bahçenin içinde geçmiş. O tesisin içinde geçmiş. Bırakınca açıkçası çok afalladım. Çok koymuştu bana. Uzun bir müddet gidemedim. Ee, şimdi de bir buçuk senedir yine gitmiyorum. Evimde çok yakın. Arada bir yol var. Ama bir türlü ayaklarım gitmiyor, bilmiyorum. Aslında gitmek lazım en kısa dönemde. Okan Hoca'yı da ziyaret edip onunla da fikir alışverişi yapmak lazım aslında. Ama camianın yeri bizde ayrı her zaman tabii evet. ki. Ağzına sağlık abi, çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim.